Ay bir yanak alabilir miyim? Nasıl? Bir yanak mı? Ne demek hemen? Ne var? Doktorum için dinleyeyim. O ne ya? O ne ya? Hoş geldin. Hoş bulduk canım benim. Hoş geldin. Şeref verdin. Aman Allah'ım şeref verdin bize sen. Ben hiçbir televizyona katılmıyorum biliyorsun değil mi? Hiçbir yere çıkmadığını biliyoruz. Kendi televizyonumuzun dışında. Kendi programın dışında hiçbir yere katılmıyorsun. Aynen. Bizi çok sevdiğin için buradasın biliyorum. Şeref verdin bize. Bu mikrofonu konuşabilir miyim böyle? Nasıl? Tabii. Herhalde. Tabii. Sana mı öğreteceğiz? İki tane mikrofon taktı buraya. Herhalde. Stereo mu konuşacağım? Stereo. Evet stereo tabii yani. Şu anda öyle oldu. Stereo gibi söyledim. Ay canım benim hoş geldin. Hoş bulduk programımız hayırlı uğurlu çok olsun. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi miydi beğendiniz mi efendim? Şahane. Saygı ne demek? Televizyonlara başlarında oturmuş bizi izleyen insanlara saygı ve sevgiler milletinim. Ladies and gentlemen, go. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Geceniz mübarek olsun. Hoş geldiniz inşallah televizyonlarınızın başına. Siz de hoş geldiniz. Hoş geldiniz inşallah. O neyle? Herkes zaten heyecanla bekliyordu seni. Gerçekten sen hoş geldin. Hak atmıyor. Hoş vallahi geldin sen. Yalnız hoş bir şey söyleyeyim. Bu İbrahim Tatlıses şarkıları diyorsunuz ya. Evet. Bütün şarkıların hepsi benim değil. Tabii onu söylüyoruz. Anonsunu yani, yapıyoruz abi. Yani. Zaten çünkü yapıyoruz. Bütün ben söz yazarı ve söz yazarı ve seslendirdin, seni seslendirdin, seni seslendirdin. Bir şey kaybetmem, ben veremem. Kusura bakma, tevazu o kadar kıymetli ki kimseye kaptıramam, özür dilerim. Bravo. Tabii ki. Bence de. Nereye bakıyorum ben, oraya bakıyorum. Gel, böyle Allah'ım yarabbim. Allah da burada. Şaşı gibi oldum. Tevazu o kadar kıymetli bir şeydir ki kimseye kaptıramam. Onun için bütün şarkılar benim değil efendim. Ben sadece tanıklaşım, bana mal olmuş şarkılar ona. Yani seyirci dinleyici tarafından bana mal olmuş. Döndüsünden bu. Anladık. Saygılarımız. Yani. Evet. Onları da hep söylüyoruz zaten. Evet, söz abi. Müzik bitti. Kime ait ama senin de birçok eserin var. Sizin seslendirmiş oldunuz. Sizin yani seslendirmiş, evet. Hayata geçirmiş oldunuz. Evet. Şarkılar. Bak Hakkı nasıl bildi. Tabii. Ben böyle bocalayabilirim, sen düzel Hakkı. Estağfurullah abicim. Estağfurullah. Şahanesiniz. Beni çok seversin biliyorum. Ben de seni çok severim. Çok severim abi. Evladım gibisin. Sağ olun, eksik olmayın. Hepimizin Allah sevdiği. Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. En cümle çok ben inşallah severim. Yemin et. Tabii. Bak açık açık söylüyor. Hülya. Polat. Hülya. Nasılsın, iyi misin Hülya'cığım? Bir bak bana Hülya hemen. Senden, Hülya senden. Oh, o neydi lan? Hülya çatla. Çatla patla. Yalnız Hülya haftada 5 gün arayı sen aramıyorsam. Nasıl aramıyorum? Burada da ben geçireyim. Bak şimdi olmaz öyle bir şey. Hayır sen bana hiç öyle bir şey diyemezsin. Hülya Miami'ye geldi mi? Sen hemen orada. E ne yapalım ama ben gelmeyebilirdim yanına. Olur mu? Şimdi yani bir saniye. Hülya ile ikimiz seni ne kadar sevdiğimizi. Evet Allah, bütün herkes, Allah var. Allah bütün var. Bütün Türkiye Cumhuriyeti biliyor. Ben de onu çok seviyorum. Böyle arada şaka yaparız biz. Şakalaşırız. Espri yapıyoruz. Hülya beni kıskanır İbrahim'den. Ben de onu. Böyle şeyler olur ara sıra. İkiniz de benim için değişmezsiniz. Canım benim biliyorum. Tekrar hoş geldin. Saygılar bizim oturma mevcut odamız var. Şimdi seni oraya alacağız. Tamam. Kendimizi zor tuttum. Sakın. Allah sevgisi ve insan sevgisi ve merhameti varsa insanlar kimseye kötülük etmez. Ama yoksa her türlü kötülük bekle. Allah içimizde merhametimizi eksik etmesin. Amin. Yüreğimizden insan sevgisinin olmasın Allah'ım. Başka para pul istemeyeyim. Vallahi istemem, vermeyin. Ay canım benim. Para verirseniz istemem baba. Ay canım benim. Yan cümle koyarım. Öyle direkt istemem. Ay canım benim. Gözüne bir şey zaten batıyor mu? Zaten gözüne bir şey batıyor. Saat yanıyor İbrahim abi. Böyle bir saat yok. Gözüne bir şey batıyor mu? Batıyor, yanıyor burası. Maşallah. Yanıyor yeri. Yanıyor ama yanlış saat verdiler sana. Evet. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk bu yetere de ben çok duygulandım. Ha, vallahi yemin ederim. Ne kadar ağlamamak güzel için kendimi zor tuttum. Biliyorum. O zaman ne yapıyoruz? Ne sevdalar yaşadın? Ondan söyle önce ne sevdalar yaşadın? Oho! Ne sevdalar ama hemen söylemek istiyorum. 12 yıl aradan sonra ilk kez Kuruçeşme'de sahneye çıktın. Evet, ve evet. Kuyruk. Herkese teşekkür ediyorum. Evet. Herkese teşekkür ediyorum. Kuruçeşme'den demek bebeğe ne kadar özlemişler. Kuruçeşme'den bebeğe kadar kuyruk vardı. Bedava yemek verseler o kadar kuyruk olmazdı. Olmaz. Yemin ediyorum. Olmazdı. Nasıl? Maşallah. Nasıl çok özlemiş herkes ve bu arada İbrahim abi 11 sene sonra ilk defa bir televizyon programına katıldı. Bir de o var. Biz bebeğe de sevindiğimizi evet biliyoruz şu anda. Evet abi. Telefonla melefonla katıldık ama bu ilk defa oldu. İlk defa bir televizyon programına katılıyor. Kıramadım sizlere. Biliyorum. Sağ olun. Canım. Nasıl geçiyor konserler?
Bir de şeydir bu, geldiniz ya biz de geldik. Olur mu? Sen her zaman gelirsin. Ziyadeyiz, ziyadeyiz. Ziyadeyiz, ziyadeyiz. Sen her zaman gelirsin, biz de zaten her zaman geliriz. Abi zaten siz İbo Show'a başladınız da, hani biliyorsunuz pandemiye denk geldi. İbo Show başladı televizyonda, oh dedik müzik ama varmış, devam ediyormuş. İnsanları rahatlatma bana. Yani, hem de abi, nasıl? Evden çıkmadın, en azından evden çıkmadın. Bize de, bize de yol açtın bu konuda. Evet. Yani, yıllardır çalıştın, vokallerin de evet, hepsi. Yanımızdalar. Onlara da teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Evet, biraz göreceğiz. Sonra göreceğiz. Ben unutmamışsın, unutmamışsın. Çok teşekkür ederim Ali. Biz teşekkür ederiz abi. Çünkü ben kendi programımda olsa, tamam da sizin programında kendinize teşekkür etmesi çok güzel. Ben duygulandırdınız. Bağlar ama. Yıllar sonra. Sakın. Yıllar sonra ilk defa bir programa konuk oluyorsun ya, ondan olabilir. Bir tane şeyimiz var, tefşimiz. Ben ağlıyorum ya bu şovlarda. Ne yapıyordun? Bu geçiyormuş benim koltuğuma. Sen oradaymış, sen orada dur. Sen bana bir şey sor. Böyle yapıyormuş hemen. O da bir terbiyesiz beni tavsiye ediyormuş. Vallahi. Abi tam 50 yıl önce, 50 yıl önce bir söz yazmışsınız bir merdiven girişinde. Urfa'da. Evet. Plakçı dükkanım vardı benim. Müzik mi aşkım? Kasetçi dükkanı. Evet, kasetçi dükkanı. Merdivenlerle iniyordu böyle aşağı. İniyorsun solda ben dükkan, Kabaklı Pazarcı'nda, Urfa'da. Aşk müzikten mi de var, müzik baştan da var bilmiyorum. Çözemedim. O tavukla yumurta ilişkisi gibi abi. Yumurta mı tavuk? Hangisi? Kimden çıkıyor? Tavuk mu yumurtadan, peki, yumurta mı tavuk? İlk yumurtayı kim doğurmuş? Kim çıkarmış meydana? O zaman ben size soru sorayım. Ben mi klarnet çalıyorum, klarnet beni çalıyor? Karagözüm Habesi'nde davul çalmış. Karagözüm Habesi'nde davul tam meydanda yani. Tabii. Karısıyla birlikte rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin. Rahmet eşi. Olsun. Beraber gidiyor, diyor ki Arif sen mi çalıyorsun? Diyor ki sen, yani sen mi çalıyorsun? Diyor ki yok, Ömer beni çalıyor. Ben çalmıyorum, Ömer beni çalıyor. Harika. İbrahim zaten abi, sizin hemen hemen bütün şarkılar, birçok şarkı Burhan Bayar'la yapılmış. Onun birçok bestesini seslendirmişsin İbrahim'ciğim. 50 kişi okudu, bir şey olmadı. Ben okudum, hepsi parladı. O kadar. Yapacak bir şey yok. Tevazuyu ben kaptıramam demedin mi? Dedin, iyi yapıyorsun. Kaptıramam. Yapacak bir şey yok. Senin gibi de burada kimse okumadı. Yok. Ateşle barut olmuşsunuz. Aynen. Yakışmış birbirinize yaptığınız şarkılar demek ki. İbrahim şimdi abi. Şimdi denesin. Bu şeyde çalışıyorduk. Gar Gazinosu'nda. Gar Gazinosu'nda, Aksaray'da. Bu Tahir Paker geldi. Dedi abi bugün bir şarkı okudu. Müslüm Gürses, Allah rahmet eylesin. Ne dedi dedim. Mutlu ol yeter dedi. Burhan'ı çağırdım. Gel dedim Müslüm buraya. Müslüm Baba da mı okumuş? Gel lan buraya dedim. Abi buyurun dedi. Sen dedim bir şarkı okudun, nasıl bana getirmeden başkasına verdin? Ne ya bu, hangi şarkı dedim, mutlu ol yeter diye. Bir oku bakayım. Öyle bir okudu ki yani içine etti şarkının. Ben beğenmeyeyim diye. Ya ben beğenmeyeyim diye içine etti. Belki de dininden bu şarkı düşmedim bu sonunda. Direkt ama mutlu ol yeter'e girdi. Dedim ki nasıl okursan ben bu şarkıyı okuyacağım. Çünkü Tahir Paker bana önceden Zula'dan okudu. Şarkının ne canavar olduğunu bildim. Evet. Tabii. Bunu dedim okuyacağım. Ben okudum patladı. Ama Müslüm Baba'dan da patladı da o kadar tabii, diyeyim. O kadar tabii. Diyeyim. Onda mekan cennet. Şimdi bazen olsun. Elbiseler güzel ama manken güzel olmazsa. Tabii, çok doğru. Doğru çok. Elbisenin bir şeyi manken güzel olur. Manken. Doğru. Çok doğru. Bunların hepsi sana unutulmaz. Çok yakışmış. Aynen. Hepsi çok yakışmış. Alternatifi olmayan onu söyledim. Yani dünya çapında alternatifi olmayan büyük bir ses. Kesinlikle. Sen sesini duyuruyor musun şimdi? Millet biliyor mu yani, sen duyuyor mu? Ben burada duyuyor. Duymuyorum çünkü. O duymaz olur mu? Şu anda herkes duyuyor. Yemin et. Gerçekten herkes şu anda duyuyor söyle, tabii. Bir daha söyle. Alternatifi olmayan dünya çapında büyük bir sessin. Kesinlikle. Sen. Hah. Şimdi 100 lira kazandım. Herkes bir destur diyecek önce. Aynen İbrahim Tatlıses deyince. O kadar. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle ama İbrahim abi. Onu konuşuyoruz yani. Onu konuştuk. Yani bu... Sizden önce de şarkılar evet. Söyledik. Bu arada unutulmaz. Sizin yorumladığınız şarkıları seçerken. Yani mahfu hepsi hit olmuş şarkıları. Şimdi hepsi yani. Hepsi. Konsere çıktık ya, repertuar yaptık. En az 100 tane, 100 küsur şarkı hangi var. Hangi birini söyleyeceksin? Ancak 30 tane seçebildik. Dedim ki şimdi derlerse ki Ağrı Dağı'nın eteğinde nasıl olacak? Brontor olmazsa şimdi sözlerim mesela aklıma gelmiyor. 9 senedir oturmuşum ha. Hıyar gibi. Estağfurullah. Beklemişim beni salata yapsınlar. Sağ olsun, sağ olsun. Polat kardeşim buldu bıçağı aldı eline. Tahtayı da koydu önüne. Kestim, salata yaptık. İnsanlar afiyetle gitsin şimdi. Geliyoruz abi, gel kusura. Kimse kusura bu saatten sonra kimse bence kusura bakmasın. Yepyeni tertemiz bir sayfa açıldı. Aynen öyle, aynen tertemiz öyle. Mekanın sahibi geldi. Mekanın sahibi geldi, gerçekten öyle.
Üstüne çıkma gebertirim ha. Gel. Üstünüze çıkma. Böyle gel. Gel yanıma gel. Oraya geleyim. Şuradan geleyim. Gel canım benim. Bakar mısın Allah'ım? Ben bayılırım böyle kıvırcık saç ama ben böyle bir kıvırcık saç görmedim. Caz okuyan bir kızın arabesk okuması. Ya değil mi? Beni bu programı bitirmek için mi çağırdınız? Heyecandan öleyim de. Olur mu öyle şey? Yani nasıl bir şey bu? Dört tane usta ve siz. Ve siz beni anons ettiniz. Ay canım. Evet. Ben yokmuşum gibi devam edin. Evet. Dinliyorum. Bak baban ne diyor şimdi. Buyurun. Bir şey demeyeceğim. Dedim ki bak. Espriyi fazla yapma. Hayır yok yok. Fazla gülme. Ay Allah'ım. Şey evet, bakın ama sizin bu için dedi özel baba, nasıl yani? Bak sana bir şey daha sorayım. O çıtak yazı ya. Evet. Bugüne kadar dedim mi sana onu kullanma? Demediniz. Demem ki niye diyeyim? Çünkü Allah rahmet eylesin. O sana bakmış, etmiş. Evet. Sen de saygıda kusur etmemişsin. Çıtağı silmek istemedim. Tabii ki. Dilen çıtak tatlı, tatlı ses. Evet. Ben dedim mi sana çıtağı çıkar? Hiç. Demediniz. Demem ki niye diyeyim? Kendimi küçültmem yani. Kesinlikle. Dilen çıtaksa dilen çıtaktır. Öyle tanıdık seni. Ben memnun oldum. Öyle tanıdık çok seni. Neye memnun oldun mesela? Beni tanıdığınıza memnun oldum. Hani devletler anıdır ya, burayı, biz burayı tanımıyoruz. Devletler arası. Şey çok... canım oldu mu öyle? Işıkları kapatın ben konuyu. Şaka bir yana. Şimdi gerçek şeyime geliyor. Kimliğime. Çok heyecanlıyım. Öncelikle onu söyleyeyim. Benim tabii ki sizler kadar imkansız tecrübem lan, asla Levent, yok. Bakma oğlum bana, bakma. Nişanlısın, nişanlı dinleme ama. İşine düşeceğim. Orada böyle bak ya. O şu an ben heyecan... Ben şu an küçücük bir pot kıracağım diye ölüyor yok, şu an. Yok yok olur mu öyle aman şey? Aman falan diye. Biz aileyiz zaten. Hiç yabancı evet, değiliz. Buraya hiç bakmadım fark ettiyseniz. Ben sana devamlı bakıyorum. Çok memnun bakıyorum. Oldum. İyi ki buradayım. Canım gerçekten benim. Çok heyecanlıyım. Tabii ki bir program geçmişim var naçizane. Biz de programlara katıldık elbet. ve orada bu kadar heyecanlanmadım çünkü sizler yoktunuz. Biz birebir genç sunucu arkadaşlarımızla. Z kuşağı mı oluyor? Z kuşağı. Yani. Biz yani sunucu arkadaş da gayet sıradan, toy bir insan olunca sizler olmayınca güzel gidiyordu program. Şu an çok heyecanlıyım. Ağzına çok, çok güzel bir yorum. Biz yabancı değiliz biraz önce de söyledim. Ne güzel. Bambaşka bir yorumla söyledin. İnşallah güzel senin oldu. Babanın yorumladığı senin şarkı. Senin de İdo'nun da yolu açık olsun. Gerçekten her açık olsun. Her zaman arkanızdayım, desteğim. Teşekkür ederim. Desteğimi de sizi çekmeyeceğim. Çünkü benim hanımsınız, canımsınız. Onun için rahat ol yani. Gerçekten rahat ol. Çünkü senin çok farklı, çok özel bir sesin var. Çok teşekkür ederim. Yani babandan bambaşka. Değil mi? Farklı kendi şeyler. Tarzı kendi var. Tarzı aynen, var. Tarzı var. Yorumcu bu şarkıyı güzel. Da ne kadar özel, ne güzel yorumladın. Ya kırı bir adamın şey, cazcı kızı. Kırpı bir adamın cazcı kızı. Hele bak. İbrahim abi siz isteseydiniz caz da söylerdiniz. Her şeyi söylerdiniz. Caz da söylerdim. Her şeyi söylerdiniz abi. Her şeyi söylerdim. İsteseydiniz söylerdiniz. Nasıl bir duygu İbrahim Tatlıses'in kızı olmak? Nasıl bir şey bu? Söyle bakalım. Zor bir duygu. İbrahim abi. Onun şarkılarını yorumlamak. Yani ben hiç babamın bu arada anons edeceğini düşünmedim. Ben orada lay lay lom böyle ha falan filan derken evet hadi bakalım Dilan çıtak. Eyvah. Niye siz dedim sınava yani. Giriyor gibi. Zaten heyecanlıyım arkada. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben çok konservatuar sınavlarına çok girdim. Bu kadar heyecanlanmadım. Hiç sen notayı yani. Biliyor musun? Merak canım ediyorum. Benim. Ama dedim ben sana uyardım sen bunları yapmayın bana. Biliyorsun, notayı mı biliyorsun? Notayı biliyorum. Ay canım. Nasıl benim. Mesela? Bak şimdi. Piyano çalıyorum ben. Naçizane. Yok bir şey. Hayır, notalar yok değil mi? Bir nota getirsene usta. Sen Nur abi. Hadi. Sen geldi. Eyvah. Getir, eyvah. Tam imtihan. Her an getir. Geldi. Deneme sınavı. Bari kolay bir nota seçeyim ben şimdi. Ben sen direkt oraya. Yok yok ben hallederim. Kolay bir nota dedi. Geliyor. Eyvah sen dur geliyor. Sen Nur abi o gün yaptık biliyorsun. Konservatuar sınavına hoş ben geldin. Ben bakayım. Her yerde kızın notu bakayım. Ama sen de ne yapıyorsun sen Nur abi ya? Ya bir şey. Bu notayı... Bak şimdi ben... Ama getirdiğin nota... Ooo yaylı nota var. Neyle başlıyor? Ama bunlar yaylı nota. Piyano notası alabilir miyiz? Çok iyi o veriyor mu şimdi? Haydi söyle. Ha bir de solfej yapacağım. Ona da değil.
Ama terimlerden anlıyorsunuz değil mi babacığım? Tabii, terimleri tabii, veriyorum. Kimin babasıyım ben? Terimleri canım benim. Bana daha notalar... Yaylı. Normal insanların okuduklarından. Normal insan notası. Normal insan notası. Normal insan notası. Baba bir şey söyleyeceğim. Şimdi yayında da rezil olmayalım. Bu keman notaları. Lütfen yaylı, Hüsnü yaylıların hocam. Yaylıların evet. Doğru doğru. Yaylıların şimdi notası. Geliyor. Re mi fa mi fa fa la si. Solfej yok ya. Yani bu dört dörtlük bu tamam. Bu da şöyle bir pardon babamı uzatıyor. Şey. Heyecandan babamı şimdi olur musunuz diye. Elim ayağım yandırdınız. Ah ah ah. Hadi hazır mıyız? Evet. Şunu bona yapıyorum. Buradan tamam, da tamam, ne bir solfej yok tamam. Solfej yok bon. Tamam, tamam. Solfej ben sınavda solfej şu an bana yap. Baba sınavda bile solfej yaparken heyecanlanıyorum. Burada nasıl solfej? Tamam tamam. Notaları okuyacak şeysiz melodisiz. Melodisiz tabii ki. La re do si do si la si la sol fa do re do si do si si la sol la si la si la si la si la si la la. Şunu bir tutabilir misiniz? Güzel. Bravo. 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 La si la la si la do si si la sol la sol fa sol la si la. Devam et hocam. Ben mi? Bitti. Hocam lütfen. Beni yok edin. Ben anlamıyorum da doğru mu söylüyorsun? Doğru. 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 Allah aşkına. Ay canım benim. Gel gel sen dur. Vallahi doğru. Kimseye inanmam sana inanırım. Doğru doğru. Nasıl doğru yanına sen ne yaptı? Okudu işte. Doğru okudu. Hala oynan. Yani Arapça okudu. Hala oynan. Ne okudu? Notayı okudu. Yo, doğru söylüyor. La si la la si la. Neredesin? La, şurada. La si la. Şuradan bak. İnanmıyor sen sana. La si la si la sol la si la si la. Doğru okuyor. Evet. Yani lağlar si la dolar tuttu abi. Bir de onaylatıyor filan. Ben bunu dediği zaman inanayım mı? İnan abi. İnan. Vallahi İnan. Doğru. İnan. Ben Beyoncé'yim. Ne? Beyoncé. Beyoncé. Beyoncé o kim? Dünya starı Beyoncé, beni tanımamış olamazsınız. Babacığım, ben şimdi heyecanlanıyorum. Siz bana nota okutuyorsunuz. Neden böyle şeyler yapıyorsunuz? Evet, değil mi? Olacak işte. Ben demek zaten istiyorum zaten heyecanlı. Yani bu. Evet, ne mutlu. Hmm. Ne mutlu. İstanbul Teknik Üniversitesi Müzikoloji Konservatuar Bölümü öğrencisiyim. Piyano çalıyorum. Evet, kaç para alıyorsun? Ne güzelmiş. Para almıyorum. Onlar benden para isteyecek yakında. Çok okuduğum için. Yolun açık olsun. Teşekkür ederim. Gerçekten yolun açık olsun. Biz bu arada sizin oğlunuzla aynı okuldaydık zaten. Evet. Pera'da, Güzel Sanatlar'da, lisede. Ergün'le. Ergün'le aynen. Konservatuar çocuklar işte, gençler. Ne sen güzel. Kaç dil biliyorsun mesela? İki dil. Türkçe, İngilizce. İngilizce söyle bir şey. So I just wanna say something about you. I love you so much. Bak nasıl güzel gözlerle bakıyor sana. Dedim ki sadece bir şey söylemek istiyorum. Sizi çok seviyorum. Sizi. Öyle mi dedin? Öyle dedim. İngilizce. E ben Türkçe de söylemedim. Ama İngilizce söylemeni istediniz. Türkçe derdim. Ne mutlu size baba kız. Gerçekten yolun açık olsun Dilan'cığım valla. Bir de tam arkadaşsınız, bunu görüyorum. Ben arkadaş olabilmek ne kadar önemli. Eskiden ya. Bak, arkadaş şey olabilmek ne kadar önemli. Bu kadar düz bir insan olamaz. Yani ben çok takdir ederim. Gerçekten. Çok sana mu benziyor? Ya dinle, işine ne varsa dinle hemen ama dinle. Ama sana benziyor anında, işte. Anında, anında, anında. Senin bu tarafını almış. Keşke yani diyorum erkek olsaydım. Ya niye anana sorayım mı? Niye erkek doğurmamış? Ay canım ya. Niye kız doğurmuş seni merak ediyorum. Neden? Ben... Erkek gibi ya. Erkek Fatma. Maşallah. Canım ya. Doğrucu. Doğrucu değil mi evet abi? Doğrucu. Çok erkek Fatma gelmeyen olduğum için doktora seansına 650 TL verip o erkekliği yok etmeye çalışıyoruz. Sorunlar yaşıyorum. Ay inanmıyorum. Görünmeyen bir erkeksi yapım var diyor şu bedenin altında ve o benle tabii. Çünkü bir anda kendimi sokakta hani bir olası durumda bir anda falan diye bulup bir dakika ya ben kızdım aslında falan deyip geri düzelmeye çalışıyorum. Fazla erkek gibiyim. Acaba kime çekmiş? Çok şanslıyız yani. Biz gerçekten kendi adımıza çok şanslıyız yani. Ben şanslıyım. Hayır abi, biz Türkiye'ye gelmiş geçmiş bana göre en büyük efsanelerden birisiniz siz. Biz aynı yerde, aynı zamanda yaşadığımız için, sizi canlı canlı gördüğümüz için gerçekten ben kendi adıma kendimi çok şanslı addediyorum. Şimdi çok önemli bir şey anlatacağım. İbo Show'da da anlattım ama tam yerini bulmadı bana göre. Mağaradan geliyorsun,
Sene 64, 63, 65 belki de. Balta Limanı'nda Behçet Kemal Çağlar Lisesi var şu anda. Yani orada çalışıyorsun. 5'te paydos ediyorsun. İnşaatında yani, oradan değil mi? 5'te paydos. Orada deniz var. Oradan koşarak gidiyorsun, denize atlıyorsun. Sonra İbrahim Tatlıses oluyorsun. İbrahim Tatlıses'ten İbrahim Tatlıses oluyorsun. O suya girdiğin yer, denize suya girdiğin yer, orası gazino oluyor, Grand Gazinosu. Ve sen orada gelip az solist oluyorsun. Ya. Bu böyle bir şey var mı? Kim bahsine girer abi? Ben öyle servetimi şey vereyim, sen bilmem ne ver. Mümkün mü? Servet verilir mi? Ya? Ama oluyor işte. Demek ki evet dese oradan servet geliyor her şey. Aynen. Ne? Çiğ köfte mi? Nasıl yana? Siz çiğ köfte mi? İnanmıyorum. Vay. Hem de gecenin bu saatinde. Hem de gecenin bu saatinde. Gelmeden Urfa'da, olmazdı. Urfa'da zaten 12'den sonra çiftliğe yaparlar. Yemin ederim. Öyle mi gece? Tabii. Gecenin bir vakti. Sıra geceleri vardı. Sıra gecenin dışında da misafirliğe gidenler. Hele der ki bacımızın bir çiftliğini yok. Evde hanım kimse o yapar. Hani yani kim yapar o yapar. Saat 12'ye doğru. Böyle 8'e 8'e yemezler. Saat 12'ye doğru. İbrahim abi bir şey söyleyeyim mi? Siz limon koymuyorsunuz değil mi abi çiğ köfteye? Ben limon koymam. Çünkü ben ama limon koyuyorlar. Bak bir gün İboşova... Ben limonunu seviyorum. Sibel ben de dedi bak ne oldu? İboşova gittim konuğum. İbrahim abi. Yine İbrahim abi böyle kebaplar gelmiş, çiğ köfte. Ben de böyle aldım kıvırcı böyle dürüm çiğ köfteyi koydum böyle. Limon. Limonu böyle sıkarken elime böyle pat diye tokat geldi. İbrahim abi ben koyulmaz dedi limon dedi çiğ köfteye dedi. Ah dedim ben limon. Bak sen limon koymuşsun. Anladım ama renk olarak güzel duruyor. Renk olarak güzel duruyor. Evet abi ben bir tane alayım. Ben bir tane dürüm yapayım abi. Ah hemen. Ya keşke bunlar az önce gelse diye daha yanık çalardık şarkıları ya. Hay Allah. Güzel. Gelmiş abi. Yemeyecek misin? Tamam. Sen? Yok, yemeyecekmiş. Aman Allah'ım. Yani biz bayağı programda çiğ köfte yiyoruz. Ne yapalım? Oo, yarasın. Yalnız... Acı mı? Bayağı acı. Gerçekten. Çok güzel Remix. Tıklandı. Sen de geçtin. Kaç milyon seninki geçtin? De çok benimki güzel. Benimki de güzel. Milyonları burada şey telaffuz etmedim. Onlarınki daha eski olduğu için. Bunlar dünya şampiyonu. Evet. Biz de Türkiye şampiyonuyuz. Kesinlikle öyle. Hem de nasılsın sen? Yani, biz trendlerde kaldık bir hafta kendini, boyunca ilk yere, beşte. Yere indirme, tavazu yok. Tavazuyu kaptırma. Dua Lipa kimmiş canım ben, hayırdır? Anında çevir. Aferin kız. Anında. Mütevaziyiz diye şimdi. Anında, hemen. Abi üç kişi mi çalıp söylediniz? Cezmi Başeymez. Arif Hoca çaldı, Cezmi de çaldı, ben de söyledim üç kişi. Allah Allah. Vallahi billahi. Dinleyin, eski şeyi dinleyin, fark edersiniz. Bir davul, bir bağlama, bir şan. Vay be. Ya Arif Sağ kendi dalında canavar, Cezmi de öyle. Hem de nasıl? Evet abi. Orada çalıyor zannedersin. Abi. Uzun saçları değil mi? Domdom trio olmuşsunuz siz. Domdom trio. Domdom trio. Trio, üçünüz beraber. Domdom trio.